Bu dersimizde de Dart dilindeki fonksiyonel programlama olayına bir bakacağız ve ilk olarak size anlatacağım konu ise lambda expression. Aslında tanımı oldukça basit. Bizim bu lambda dediğimiz ifade ismi olmayan fonksiyon. Yani bir fonksiyonumuz var ama bunun herhangi bir ismi yok. Daha önceden bir fonksiyon tanımlarken void deyip fonksiyonumuzun adını, parametrelerini yazıp buradaki süslü parantezlerin içine bunun içeriğini yazıyorduk. Lambda'da ise artık bu sayıları toplayı yazmama gerek kalmayacak arkadaşlar. Mesela ben buraya gidip parantezlerimi açıp integer s1 diyelim buna, yazamadım. Ve integer s2 dedikten sonra eşittir deyip ifademi yazabilirim. Bu ifade ne işe yarıyordu? Mesela yine bir integer toplam diye bir değişkende bunları toplayalım. Her ne kadar bunu bu şekilde belli etmemize gerek kalmasa da sonrasında da print diyerek bu ifadeyi ekrana bastırabiliriz. Print deyip toplam diyebilirim. Evet. Bu şekilde aslında bir lambda expression tanımlamış olduk ve yine açıklamada da yazdığım gibi Dart da her fonksiyon aslında bir nesnedir. Yani ben buraya gidip var f1 deyip bunun çıktısını, yani bu fonksiyonun kendisini, bu arada bu eşittir buraya ne ara koydum bilmiyorum ama evet, bu şekilde tanım yapabilirim. Aslında ne yaptık işte, burada bir fonksiyon tanımladık ama buradaki gibi bir adı yok. Sadece parantezler içinde parametrelerimizi ve içeriğini yazdık. Sonrasında bunu da bir var deyip bir şey atadık. Ne demiştik? Eğer biz veri türünü belli etmek istemiyorsak var anahtar kelimesini kullanırdık. Mesela var isim deyip bir string değer tanımlayabilirdim. Ama onun oradaki varın string olduğunu bilirdik. Peki bu var ne anlama geliyor? Buradaki var da yine Dart dilinde bulunan function isimli bir sınıf. Yani şuranın çıktısı aslında tipi fonksiyon olan bir nesne arkadaşlar. O yüzden böyle bir şey yaptık. Tabii ki de bunu noktalı virgülle sonlandırıyoruz. Bir tane daha yapalım. Hani şurada tanımı da olmayan. Bu sefer de var diyelim. F2 fonksiyon 2 olsun. Bu da verdiğim sayının 2 katını bana geriye döndersin. Verdiğim sayı integer olacak. No diyelim buna. Ve geriye döndürürken de şöyle süslü parantezlerimi açıyorum. Return deyip gelen değeri 2 ile çarpıp geriye gönderdim. Bu şekilde tanımladık. Bu da geriye dönüşü olan bir fonksiyon. Yukarıdakinden herhangi bir farkı var mı? Yok. Öncelikle fonksiyon parametrelerimi geçeceğim. Ve şöyle de bir durum var. Aslında sizin fonksiyonunuz herhangi bir parametre de almayabilirdi. O yüzden buraya bunu yazmamız da zorunlu değil. Ama kullanımı bu şekilde, parantezler, süslü parantez deyip sonrasında da ne yapıyorsunuz? Fonksiyonunuzun yapacağı işi yazıyorsunuz. Buradaki gibi geriye herhangi bir değer de döndürmeyebilir. Ya da F2'deki gibi bir return anahtar kelimesine de sahip olabilir. Peki bunları nasıl kullanacağız? Bunları kullanırken de geleceğim buraya. F1 diyeceğim. F1 dedikten sonra parantezimi açıp bakın bunun karşılığında ne diyor? İki tane değer yollayacaksın bana diyor. F1 dedikten sonra ne diyorum? 5 ile 7. Bu şekilde. Fonksiyon 2 içinde F2 demiştik. Buraya da ne yazabiliriz? 9. Tabii bu sadece geriye bir değer döndürüyor. Herhangi bir print statement'ına sahip olmadığı için ben diyorum ki şu ifadeyi ben alayım ve bir print'in içine yazayım. Şu şekilde. Matematikteki gibi bir durum oldu ama çalıştıralım bakalım. Bakın F1 çalıştı. Bunu nasıl çalıştırdık? Bunu nasıl belli ettik? Bunu bir F1'e atadığımız için artık F1 deyip parantez, yani şuradaki ifade dediğim gibi isimsiz bir fonksiyon ve buna ulaşmak için F1 nesnesini kullandık. Burada da F2'yi kullanarak gördüğünüz gibi verdiğim sayıların toplamı 12, 9 diye de sayı vermiştim. Onun da 2 katını bana geriye döndürüyordu metodum, fonksiyonum. O da 18 değerlerine sahip. Bu birinci yöntem. Lambdaları göstermek için. Bir de biz yine daha önceki derslerimizi neyi öğrenmiştik? Fat arrow. Eğer sizin ifadeniz tek bir satırlık bir ne diyelim ona, tek bir satırlık statement içeriyorsa biz burada fat arrow'u kullanabilirdik. Mesela buna da F3 diyelim. Var F3. Sonrasında parametrelerimi yine yazıyorum. Integer S1'e integer S2 diye. Sonrasında da fat arrow deyip artık burada süslü parantez ve return anahtar kelimelerini kullanmıyorduk hatırlarsanız. Ne yazacağız buraya? Gelen değer. Hani şuradaki gibi bir ifade yazarsam olmaz. Çünkü
fat arrow yani bu şişko oktan sonra ne yapmamız lazım? Tek satırlık bir ifade yazmamız lazım. Peki ben bu ifadeyi tek satıra düşürebilir miyim? Evet, gelen değerlerin yani S1 artı S2'yi ekrana bastır diyebilirim. Sonrasında var F4 diyerek diğer örneğimizi de bu şekilde yazmaya çalışalım. Bu da benden sadece bir tane integer parametre bekliyordu. Return anahtar kelimesine sahip olması demek buraya bunu yazacağım anlamına gelmiyor. Diyorum ki integer bir parametre alan bir fonksiyon tetiklendiğinde tek yapman gereken gelen o S1 değerini 4 ile çarpmak. Ya da 2 ile çarpmak. 4 de olur, 2 de olur. Artık sizin ihtiyacınıza bağlı olarak. Bunu yazdığımızda da ne oluyor? Artık F3 ve 4'ü fat arrow'la göstermiş olduk. Gördüğünüz gibi buradaki olay şuradaki fonksiyonların herhangi bir isme sahip olmaması ve biz de buna lambda diyoruz. Yine Flutter kısmında uygulama geliştirirken karşımıza çıkacak. O yüzden anlamanız önemli. F3 dedim. Bu sefer de 9 ile 7'yi yazdıralım. 16 değeri. F4'ü kullanırken nasıl yapacağız? Bu da tek bir integer değer alıyor. Mesela buna da 7 değerini verelim. Ve yazdırmaya çalıştığımda gördüğünüz gibi burada bir tane eksik oldu. Tabii bunu ne yapmamız lazım? Printlerin içine yazmamız lazım. F4'ü çalıştırmak istiyorum. Değer olarak da 7'yi verdim. Evet. Verdiğim sayıların toplamı doğru. 7'nin 2 katı 14 düzgün bir şekilde çalışıyor. Umarım anlaşılmıştır. Aslında çok da karmaşık bir konu değil. Bu dersimizde ne öğrendik? Lambdalar ismi olmayan fonksiyonlardır. Ve biz Dart dilinde fonksiyonlarımızı bu şekilde function diyerek veya var diyerek farklı nesneleri atayıp kullanabiliyoruz. Umarım bu ders anlaşılmıştır. Böylece bir fonksiyonel programlamaya ve lambdaya bir giriş yapmış olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere.